Hazır mıyız arkadaşlar? Sayın basın mensupları, ekranları başında, sosyal medya hesaplarından bizleri izleyen, radyolardan bizleri dinleyen değerli yurttaşlarımız. En son söyleyeceğimi başta sizlerle paylaşmak isterim. İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması da dün daha fare doğurdu. Adalet ve Kalkınma Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne muhalif oldu. Şunu belirtmek isterim ki insan hakları eylem planının ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin her hafta yıllardır grup toplantısı yaptığı saatte, saatlerde açıklanması Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletin gerçek gündemini kamuoyuyla paylaşmasının kaynağında sansürlenmesidir. Bu anlayış Hak, hukuk, adaletten yoksunluğun açık bir göstergesidir. Hak hukuk adalet anlayışından fersah fersah uzak olan tek adamın bu tutum ve tavrı göstermektedir ki açıklanan insan hakları eylem planı dün uygulanmadığı gibi bugün de yarın da uygulanmayacaktır. Hak ve hukuka saygısı olmayan bu zihniyetin açıkladığı insan hakları eylem planı göstermeliktir, kandırmacadır. Değerli basın mensupları, artık herkesce malum olduğu üzere saray iktizarı eriyor, tükeniyor. Bu tükenişini durdurmak için çırpınıyor, gündem değiştirmeye çalışıyor ama nafile. Açıklanan eylem planı bu çırpınışın yarattıkları Türkiye'nin aslında itirafnamesidir. Bu belgeyi bir öz eleştiri belgesi olarak kabul edebiliriz. Ancak insan hakları adına, özgürlükler adına daha fazlası olduğunu söylemeyi de kendimize ve bu millete zul sayarız. 7 yıl önce açıkladıkları eylem planında bir hedefleri vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine açılan ve derdest olan dava sayısını azaltmak. Peki öyle mi oldu? O zamanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine açılan ve derdest olan dava oranı yüzde 11.3 idi. Peki 2020 verilerine göre bugün ne? Yüzde %18 18'e çıkmış. O zamanlar Rusya, İtalya, Ukrayna ve Sırbistan'dan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava dosyası ve hak ihlalleri bakımından Türkiye 5. sıradaydı. Bugün Türkiye Rusya'dan sonra ikinci sırada. 2015 yılında 2005 yılında 55 bin vatandaş cezaevlerindeyken 1 Ocak 2021'de açıklanan verilere göre 271 bine çıktı. Bu sayının içerisinde Mayıs ayında pandemi nedeniyle yapılan, düzenlenen ve yasallaşan infaz yasası kapsamında tahliye edilenler hariçtir. İşte bu verilerde de görüldüğü üzere Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı eylem planı bir masaldır. Artık millete anlatacak hikayesi kalmayan tek adam milleti masallarla oyalamaya çalışmaktadır. İnsan haklarına dayalı yaşam, insan onuruna saygı gibi cümleler ile iç ve dış kamuoyunda çürümüş itibarlarını makyajla kapatmaya, iki yıl içinde çürüyen, çöken ve milletin bir an önce kurtulmak istediği tek adam rejimini aklamaya, paklamaya çalışmaktır. Ancak ikisini de beceremediler, başaramıyorlar. 19 yılda yok ettikleri ne varsa onu insan hakları eylem planı ile yapacaklarını taahhüt ediyorlar. Ama bu milletin bu taahhütleri artık karnı tok. Açıklanan eylem planı Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler nezdinde taraf olduğumuz ve yerine getirmekle yükümlü olduğumuz haklardır. Fazlası yoktur. Yeni bir şey söylenmemiştir. Gösterişli şovlarla ekonomik buhranın karşılığında dışarıdan para almak çabasıdır. Tabii dışarıyı da kandırabilirlerse. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi insan hakları eylem planının uygulanması ve raporlandırılmasını desteklemek için 18 ay önce 1.2 milyon avroluk bir destek açıkladı. Söz konusu para olunca tabii ki saray bu fırsatı da kaçırmadı. 1.2 milyon avroyu aldı, çürüyen iktidarlarını makyajlamak, iktidarda tutunabilmek için kullandı. Bu proje süresi 1 Mart 2021 günü sona erdi. Apar topar 2 Mart günü zaten anayasada var olan, zaten uluslararası sözleşmelerde var olan ve onayladığımız temel hak ve hürriyetlerden başka bir şey değildi. Anlatılan sadece masaldı. Yani hep birlikte dün 1.2 milyon avroluk bir masalı dinledik. Bu öyle bir masal ki sanki göz altında kaybedilmeler yokmuş gibi. Sanki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Anayasa Mahkemesi kararları uygulanıyor. Demirtaş Kavala başta olmak üzere cezaevinde hukuksuzca tutuklu bulunanlar bu mahkemelerin kararları derhal uygulanıyor ve tahliye ediliyormuş gibi. Sanki İstanbul İl Başkanımız 7 yıl önce açtık, atığı tweetler nedeniyle giyotin mahkemelerinde yargılanıp cezalandırılmamış gibi Aydın İl Kadın Kolları Başkanımız dünyada kadın direnişinin simgesi olan lastesis eylemini yaptığı için cezalandırılmamış gibi. Sanki Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektör istemeyen aşağı bakmayacağız diyen gençlerimizin şafak vakti apar topar derdest edilmediği ve işkence görmediği anlayışı gibi. Sanki Eril hukuk düzeninde ve cezasızlıktan güç alan erkek faillerin katlettiği kadınlarımız her geçen gün yaşamdan koparılmıyormuş gibi, sanki sarayda bu kadın cinayetlerine seyirci kalmıyormuş gibi. Sanki 7 yıl önce attığı tweetler nedeniyle halkın haber alma özgürlüğünü görev sayan ve bu nedenle gerçekleri yazan gazeteciler yargılanmıyormuş. Tutuklu gazeteciler sayısında dünya rekoru kırmıyormuşuz gibi. Sanki ülkede iş cinayetleri yaşanmıyor. Pandemide işçisi, çiftçisi, esnafı bir insan hakları ihlali olan yoksulluk altında ezilmiyormuş gibi. Sanki insan hakları örgütlerinin talepleri dikkate alınıyor, hak temelli gazetecilik yapanlara yeşil kod adı ile ölüm ve tehdit mesajları gönderilmiyormuş gibi. Sanki gençlerimiz iş bulmaktan umudunu kesmiş ve intihar etmiyor, gençlerimiz işsizlik ve ekonomik buhranın pençesinde yaşam hakları ellerinden alınmıyormuş gibi. Sanki ülkede hukuk işliyor, seçilmişler kayyum atamaları ile iktidar seçildikleri makamlardan edilmiyormuş gibi. Sanki ülkede hiç uzun tutukluluk süreleri yok, sanki ülkede hak gaspları yokmuş gibi. Sanki 19 yıldır iktidarda olan, tek başına iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi tüm bu ihlallerin sebebi sorumlusu değilmiş gibi. Sanki kaşının altında kirpiğin, kirpiğinin altında Kirpi'nin üstünde kaşım varmış diyerek Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla vatandaşlarımız apar topar derdest edilmiyor. Sanki bu suçtan dolayı mahkemelerde dava rekorları kırılmıyormuş gibi. Sanki Anayasa Mahkemesi tarafından ihraçları hak ihlali olduğu kararı verilen barış akademisyenleri görevlerine dö döndürülmüş. Yıllardır o hal komisyonunun kapısında bekletilmiyormuş gibi. Sanki haklarında hiçbir belge, bilgi, yargılama olmadan ya da beraat eden ya da haklarında takipsizlik kararı verilen KYK mağdurları yokmuş gibi. Sanki Sayın Erdoğan bunlardan bir habermiş gibi. Sayın Erdoğan, dün elinize yazılıp verilen ve prompter'dan okuduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin imzaladığı, onayladığı uluslararası sözleşmelerde zaten var. Zaten anayasamızda da var. Sayın Erdoğan'a buradan bir soru sormak istiyorum. Bu anlattıkları zaten anayasamızda, zaten Avrupa ve dünyada imzalanan tüm uluslararası sözleşmelerde var iken bunları yapacağız diye açıklamak ve 19 yıldan beri hakları ihlal edilir görmezden gelen Recep Tayyip Erdoğan kendine muhalif olanları insan olarak görmüyor mu? 19 yıldır aklınız neredeydi? 19 yıldır iktidarda siz değil miydiniz? 1.2 milyon avro alıp ekran başına geçip millete masal anlatmayı bir kenara bırakın. Mevcut yasaları uygulayın yeter. Ya da artık gölge etmeyin, sandığı ortaya koyun, başka ihsan İstemiyor bu millet sizden Sayın Erdoğan. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Konuya ilişkin sorusu olan varsa alacağım arkadaşlar. Konuya ilişkin soru alacağım arkadaşlar. Bugün gündemimiz insan hakları çünkü. Konuyla ilgisi değil o yüzden almayacağım. Tamamdır. Teşekkür ederim arkadaşlar.